Herkese merhaba. Yine bir K-pop videosuyla daha karşınızdayım. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. O zaman başlayalım. Böyle bir video gördüm ve ilginç geldi bana. Hatta isterseniz biz de bu tarz bir konseptle kendi videomuzu hazırlayabiliriz diye düşünüyorum. 2023 yılında çıkan şarkıları en kötüden en iyiye doğru sıralayacak. Bakalım nasıl sıraladı? Bence çok zor bu arada böyle bir sıralama yapmak. Çünkü çok fazla şarkı var koca bir yıl sonuçta. Ve çok iyi şarkılar da var. Onların arasında en iyiyi seçmek ya da en kötüyü seçmek zor olsa gerek diye düşünüyorum. 2023 biliyorum geride kaldı ama 2024 daha bitmediği için haliyle daha çıkacak bir sürü şarkı var. O yüzden geçmiş yılın şarkılarına bakıyoruz. Çünkü hani bütün bir yılda çıkan şarkıları bildiğimiz için daha adaletli bir şekilde sıralanmış olabilir diye düşündüm. Sizin de yorumlarınızı buradan aşağıya bekliyorum. Hangi noktalarda videoyu hazırlayan kişiye katılıyorsunuz, hangi noktalarda katılmıyorsunuz aşağıda konuşalım. Arada dinlemediğim şarkılar olabilir. Çok da kısa olduğu için konuşmak istediğimde durdururum artık çünkü çok çabuk geçiyor. Zero'yu dinlemedim ben. Ama ben bu tarz işbirliği şarkılarını çok sevmiyorum. Yani bir marka için yapılan şarkıları çok sevmiyorum. Bunu dinlemedim. Bunu da dinlemedim. Aa, bence bu çok güzeldi. Sonlara hep benim bilmediğim şarkıları koymuş genel manasıyla. Sıkıcı olan şarkılar. Öyle bir kategori yapmış. Şimdi ona geçiyoruz. Bakalım neleri koymuş. Vay. Kötü bir şarkı değil. O da zaten kötü bulmamış anladığım kadarıyla ama biraz sıkıcı bulmuş. Ben bunu dinlemedim. Bunu da dinlemedim. Benim bilmediğim şarkılar. Bunu da çok sıkıcı bulmuş bunu. En sıkıcı şarkı olarak bulmuş. Tatlıydı ama çok eğlenceli bir şarkı değildi bence de. Benim herhalde sevdiğim şeyleri başa koyacak. Bu da çok benim tarzım değil. Genelde dinlemediğim şarkılar. Bazılarına şey yazıyor, mesela buna tatlıydı ama çok çabuk eskidi diyor. Bunlar böyle şey şarkılar. Atlatılan işte. Dinlerken geçtiğin şarkılar. Ben bunların neredeyse hiçbirini bilmiyorum. Bence bu şarkı bu grubun en iyi şarkısı gibi. Daha iyisini hak ediyor demiş. Kötü bir şarkı değil. Aa. Üzüldüm. Hayır, güzel bir şarkı ya. Bu da güzel bence. Baştan sona dinlemedim ama duyduğum kadarıyla bayağı iyi. Kulağa çok güzel geliyor şarkı. Yeni bir kategoriye geçiyoruz. Yani. Jisoo'yu çok severim biliyorsunuz ki ama
Olay Zombie'yi ben Flower'dan daha fazla dinliyorum. Kötü demem ama böyle her gün de dinlediğim bir şarkı değil. Güzel bir şarkı ama yine her gün dinlediğim bir şarkı değil. Bunu dinlemedim. Çok benim tarzım değil. Bunu da baştan sona dinlemedim ama dinlesem severim gibi. En azından Step Back'ten daha iyi demiş. Bence de ondan daha iyi gibi. Ben bu şarkıyı çok dinliyorum ya. Bence aşırı sarıyor. Kötü değil. Ama yine her gün dinliyor muyum? Hayır. Bu şarkı çok güzel. Beğenmemiş mesela. Ben bayılıyorum o şarkıya. Ben mesela listenin en başlarına koyardım. İyi şarkılar arasına koyardım. Yeni kategori geliyor. Beğenmemiş bunları direkt. Mr. Stranger, running into danger, gotta get to know ya. Dinlemedim bunu. Garip ama güzel bence, kötü değil. En iyileri çok merak ediyorum. Yani Dreamcatcher'ın çok daha iyi şarkıları var bence de. Atatürk'ünü beğenmemiş. Genelde insanlar zaten o yüzden eleştirmişlerdi. Neden beğenmediğini mesela söyleyemiyormuş bunda. O da güzeldi. Başta beğenmiş ama sonradan beğenmemeye başlamış. Yine benim tarzım şarkı değil bu. Bunu çok merak ediyorum ve hala dinlemedim. Ben bu şarkıyı seviyorum ya, NCT'nin şarkılarını. Bu da güzel. Zevkimiz tutuyor mu tutmuyor mu anlayamadım. Yeni kategori. Artık iyi kısımlara geliyoruz. Kötü değil ama daha iyisi olabilirdi gibi. Bence de bu arada. Ben bu şarkıyı kötü bulmuyorum ama en sevdiğim şarkılarından değil grubun. Bunu bilmiyorum. O kadar böyle bilmediğim gruplar falan çıkıyor ki. Mesela bu grubu hiç bilmiyorum. Yani önceki çıkan şarkılarıyla kıyaslıyor. Geri düşmüş gibi. Yani daha iyisi varken geri düştüler gibi. Klip çok güzel. Yani ben de bu şarkıları ortalara koyardım herhalde. Bu tatlı ya. Daha fazlasını beklemiş sadece. Güzel bence.
Yani benim o kadar ilk sıralarımdaki bu şarkı. Bu da öyle. Saçmalama. Saçmalama. Ben bu şarkılar için canımı veririm ya. Kötü değil ama Twice'in çok daha fazla sevdiğim şarkıları var. Şarkı. Böyle her gün dinleyeceğim şarkılardan değil. Hep eksiği doldurmuş. Ha, yazın çıkarmaları lazımdı şarkı diyor. Evet, bir yaz şarkısı havası var. Diğer şarkı bundan daha iyiydi bu arada. Love Me Again daha güzeldi bence. Beğenmiş ama işte daha fazlasını bekliyormuş Jungkook'tan. En çok beğendikleri hangileri acaba? Bunları zaten genel olarak o da beğenmiş ama sadece böyle ilk sıraya koyacak kadar değil. Lise olduğu için bu kadar iyi bir yerde. Ben bunu da biraz daha yukarı koyardım ya. Bunu da bir tık aşağı koyabilirdim. Ben bunu seviyorum. Çok tatlı bence. Artık sevdiği şeyleri mi geçtik? Dinlemedim ama güzel. Bağımlılık yapıyor gerçekten. Kötü değil ama sürekli dinleyeceğim bir şarkı değil. Bu kadar yükseğe koymazdım. Güzelmiş bu. En kötü title'ları diyor. Ben bunu çok seviyorum. Hala Stray Kids çıkmadı. Ne zaman Stray Kids'ten bahsetsem gelmeleri. Onlar da beni seviyorlar diye yorumladım. Güzel bence. Bilmediğim çok şarkı var. Grubun adını beğenmemiş. Çıkış şarkılarından çok daha iyi diyor. Kelimeleri yutmalarından hoşlanmamış. Ben bu şarkıyı çok seviyorum. Ben bunu çok yukarı koyardım. Idol'u da çok yukarı koyardım. Zevkimiz pek tutmuyor herhalde. Ya bazı yerlerde katılıyorum ama
Güzel bence. Bunu dinlemedim. Çok güzeldi. Güzel ama bundan önce koyduğu şarkı bundan daha iyiydi. Yani Nmix'in daha geriye koyduğu şarkısından daha iyiydi. Çok tatlı. Ben bunu da yukarı koyardım biraz daha. Güzel bir şarkı. Çok sık dinlemiyorum ama güzel. Bu da güzel. Bunu da bir tık yukarı koyabilirdim. Ben bunu çok yukarı koyardım. XG'nin bu seneki en iyi şarkıları diyor. Olabilir bu arada, katılıyor olabilirim. Bunu dinlemedim ama hoşuma gitti şu an. Çok tatlı bence. Ben bunu da biraz daha yükseğe koyardım. Ya bir tık basit bir şarkı ama sarıyor gerçekten. Bu şarkı bayağı patladı gibi sanki. Sürekli karşımıza çıkıyor. Bu bence NCT'nin en iyi şarkılarından gibi. Ama baştan sona dinlemedim. Ya şu da Rush'daydı. Ta nereye koydu? Sinirlendim. Güzel. Bunları ben de buralara bir yerlere koyardım herhalde. Güzel ama sürekli de dinlemiyorum. Bunu çok daha yükseğe koyardım. Bunu da biraz daha yükseğe koyardım. Yani grubu yakından takip etmiyorum ama bu şarkı bayağı güzel. Güzel. Sürekli dinliyor muyum? Hayır. Bu seneki en iyi işleri diyor. Bunu bilmiyorum. Şarkı sarıyor gerçekten. Yani en iyi etsiz şarkılarından diyemem ama çok sık dinlettiriyor. Daha yukarı koyardım. Bunları dinlemedim.
kategori. Şimdi bir tık daha yukarı çıktık. İyilere geldik. Aa evet, bu çok güzeldi gerçekten. Artık buradan sonrası hep iyiler. Ama yine kendi arasında sıralamış. Yani en son çıkacak olanlar en iyiler, öyle düşünün. Bu da çok iyi. Bunu da seviyorum ama Sugar Rush'a haksızlık yapıldı. O şarkının hakkını yedirmem kimseye. Evet. Bu da bağımlılık yapıyor. Aşağı koyabilirdim. Aa evet. Bu NCT'nin en iyi şarkısı. Bunu bilmiyorum. Güzel. Ben bunu da daha aşağı koyardım. Çok sık dinlemiyorum. Bu şarkı çok güzel. Çok güzel. Daha yukarıda koyabilirdim hatta ben. Bunu da seviyorum. Ben de buraları bir yerlere koyardım. Çok daha yukarı koyardım. İlk onumda olurdu kesin. Bu da öyle. İlk onumda olurdu. Haksızlık etmiş ya. Daha yukarıda olmaları lazımdı. Zevkimiz hem tutuyor hem tutmuyor. Bunu ben de yukarı koyardım. Evet, bu da tatlı. Bunu yine ilk onuma koyardım. Bunu da çok seviyorum ama diğer şarkı bundan daha güzeldi. Bunu da aşağı koymazdım. Bunu da yine yukarı koyardım ama ne kadar yukarı koyardım bilmiyorum. Evet. İki kategori anladığım kadarıyla. Bunu dinlemedim ama görmüştüm. Ben de aşağılara koymazdım. Çok yukarı koyar mıydım bilmiyorum ama. Hala benim sevdiğim ve çıkmamış şarkılar var.
Diğer idol şarkıları buna daha güzeldi. Onları daha aşağıya koydu diye düşünüyorum ben. Ben mesela Super Shy'ı bunun üstüne koyardım. Eğlence mi? Bitiyor mu artık? Daha güne var bayağı. Çok güzel görünüyorlar. Kıyafetleri çok güzel. Şarkıyı da seviyorum. Ben de üst sıralara koyardım. Ben de yukarı koyardım. Ama böyle ilk sıralarda koymazdım. Bunu çok çok yukarı koyardım bunu. Buna da bir tık haksızlık olmuş. Rover daha iyi bir yer hak ediyordu. Bunu da daha yukarı koyardım. Güzel. Bir tık aşağı koyabilirdim. Bu benim ilk onumda. Bu da ilk onumda tabii ki. Bu da ilk onumda. Bir daha benim onum kaç oldu? 30 tane şarkı saydım ilk onumda. Ama ne yapabilirim? Bunlar çok güzeller. Bunu mesela aşırı yukarı koymuş bence. O kadar iyi değildi. Güzel ama alta koyduğu şarkılardan daha güzel olanlar vardı. Artık listenin sonuna geliyoruz. En iyileri çıkardın zaten, artık ne kaldı? Ne kaldı artık? En iyi şarkılar çıktı bile. Benim ilk onumdaki şarkılar, hatta ilk 20'mdeki şarkılar falan çıktı. Ne kaldı geriye? İlk onu. Bakalım neler koymuş. Şimdi Bedi bundan daha mı kötü Allah aşkına? Bak bu şarkı da güzel. Kötü demem. Ama Bedi bundan milyon kat daha güzel bence. Kötü değil. Ama diğeri daha güzeldi. 9. Baştan sona dinlemediğim için çok objektif olamıyorum. Kötü değil. Ama ilk ona koymazdım. İleride söylüyorum biraz. Uzun uzun açıklamış çünkü. Aa evet. Bak bu hak ediyor yerini. Evet. Bunu ben de yukarı koyardım. Aklıma gelmedi. Ne unuttum diyorum ben de. İlerletemedim hatta. Bu çok güzel. Seventeen'in en iyi şarkısı. Ben Jimin şarkılarını sevmiyor diye düşünmüştüm. Çünkü hep alt sıralara koymuştu. Like Crazy beğenmiş. Güzel. En iyisi mi diye düşünüyorum yani Jimin şarkıları arasında. Ama güzel. Bilemedim en iyisi mi. Ben de yukarı koyardım tabii ki. İlk onuma koymazdım. Ama yine yukarı koyardım. Bunu da severim. İlk onuma girmez. Ama üst sıralara koyardım. Bayağı güzel.
Aaa Bansi! Daha çıkmamıştı. Kesinlikle çok iyi. Ya Crazy Form'u ben daha fazla seviyorum. Ama bunu da asla aşağılara koymazdım. İlerletelim biraz. Spicy'nin sevdiğim ikinci Espa şarkısı. Ben olsam Drama'yı daha yukarı koyardım. Ama Spicy'yi de çok aşağıya koymazdım. Ive seviyor herhalde anladığım kadarıyla. Kötü değil, güzel ama daha iyileri vardı. İlk onuma koymazdım. Bunu bilmiyorum. İlk ona koymazdım. Güzel ama ilk ona yine koymazdım. Bitti mi? Bitti. İlk ona koyduğu şarkılar arasında herhalde iki tanesini ben de ilk onuma koyabilirdim. Seventeen'in şarkısı ve Eighties'in şarkısını. Diğerleri de kötü değildi ama sanki aşağıya koyduğu şarkılar arasında daha iyi olanlar vardı diye düşünüyorum. Siz de ilk onunuzu aşağıya yorum bırakabilirsiniz. En iyi şarkılar, en kötü şarkılar sizce hangileriydi? Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.